Geldiniz. Öncelikle teknik bir açıklama yapmak zorundayım. Birkaç saattir ufak bir alerjik problem yaşıyorum. Devamlı gözlerim sulanıp duruyor. Dolayısıyla eğer sahnede gözyaşlarımı sildiğimi, burnumu çektiğimi görürseniz nedeni budur. Başbakanlığa adaylığımı falan açıklamayacağım. 2010 senesiydi. O zamanlar İrlanda'da yaşıyordum. Çalıştığım şirket Polonya'da bir proje almıştı. İş gücü Polonya'dan sağlanacaktı ama İrlanda'dan da işte 5-6 tane yönetici göndereceğiz dediler. Onlardan bir tanesi olarak da beni seçtiler. Gidecek arkadaşların çoğu önceden gittiler. Benden 1-2 ay önce gittiler. Ben işte İrlanda'daki işlerimi hallettim vesaire. Polonya'ya gittim. Beni karşıladılar vesaire. Ukrayna sınırına yakın 80 bin kişilik küçük bir kasabanın irisi. Şehir olmaya daha henüz varamamış. Bir şehre gittik, işte akşam yemeğinde bir pizzacıya gideceğiz, hadi yemek yiyeceğiz vesaire gittik. Servis kültürü daha henüz gelişmemiş, biraz da taşra kasabasında olan bir yerden, hani şaşırmayacağınız bir şekilde biz girdik, garson kadın da geldi, menüleri bıraktı masanın ortasına ve çekildi. Ya hiç hoş geldiniz, merhaba falan demeden. Bizimkiler açtılar ve söylenmeye başladılar. Bunların hiçbirini anlamıyoruz biz. Bunların hepsi lehçe. Ne yapacağız? Biz bu ülkede nasıl yaşayacağız? Daha yemek siparişi bile veremiyoruz. Yani bu garsonu çağırdım. Şey praşam. Çipanima karti po angelsko. İngilizce menünüz var mı? Ezberlemişim. Dedim ama kadına döndü. Takpan proşam barzo dedim. Menüleri uzattı. Bizimkiler bakıyorlar. Ne oldu? Sen ne yaptın? Ne zaman lehçe öğrendin? Ne oluyor? Ben o gün lehçe bilmiyordum. Ben o gün tanımadığım bir ortamda, bir ülkede, farklı bir ortamda nasıl hayatta kalırım onu biliyordum. Onu mobilize ettim. Bunu nasıl öğrendim derseniz, bunu öğrenmeye işte 1994 yılının Ağustos ayında İstanbul'dan Minneapolis'e giden uçağa binerek başladım bu yolculuğa. O şekilde öğrenmeye çalıştım. APS'nin bana kattığı en büyük şeylerden bir tanesi belki budur. Niçin APS'yle gittim? Ülkemi tanıtmak için gitmedim. Onun için zaten maaş alan dışişleri görevlileri var, onlar yapsınlar mı? Dil öğrenmek için de gitmedim. Çünkü hani açıkça konuşalım, APS'ye verdiğim parayla ben 3 tane dil öğrenirdim zaten. Dünya barışı, yani o 17 yaşındaki bir insan için zaten çok soyut bir şeyden bahsediyoruz. Onun için de gitmedim. Şimdi aileler farklı farklı nedenlerden dolayı çocuklarını AFS ile gönderiyor olabilirler ama çocuklar genelde hep aynı nedenle AFS ile gitmek ister. Eğlenmek için. Ben de eğlenmek için gittim. Şimdi eğlenmek diyorum. Araya şeyler sıkacağız ama biz ona normalde camianın içinde eğlenmek demeyiz. Biz ona deneyim deriz çünkü pazarlaması daha kolay olur. AFS deneyimini neye benzetmek gerekirse, hazırlıklı sınıfı olan üniversiteleri düşünün. Yabancı dille eğitim yapan üniversiteleri. AFS yılı, AFS öğrencilik yılı benim için üniversitenin hazırlık yılı gibidir. Üniversiteyi hazırlar sizi. Üniversitenin kendisi değildir. AFS'lilik bence başka bir şey. Nasıl herkes hazırlık okumadan üniversite okuyabiliyorsa bazı insanlar, onlar hazırlığı başka yerlerde okumuşlardır. Bazı insanlar hazırlık okurlar bizim gibi. Üniversite yıllarımıza yardımcı olur. Bazı insanlar da hazırlığı okuduktan sonra terk ederler. AFS yılı beni neye hazırladı, neler öğrendim dersek. Bir, barış kavramını fark ettim. Çünkü dedim ya soyut bir kavramdı. Çünkü 17-18 yaşında bir insansınız. Somut olarak tutamadığınız bir şeyi ne olduğunu fark edemiyorsunuz. Önce onu kaybetmenin ne demek olduğunu anlamanız gerekiyor. Gidip orada kaybedebilecek şeyleri edindiğiniz zaman... İşte o zaman barışın önemine bir parça anlıyorsunuz. Farklılıklara, hani hoşgörü kelimesini sevmiyorum. Hoşgörü çünkü şeydir, bir hata yapan kişiye hoşgörü gösterirsiniz. Farklılıklara saygı ve onlarla birlikte yaşama isteği.
sıkıysa saygı göstermeyin zaten. Yani yabancı bir ülkedesiniz, her şey farklı. Bunun üzerine bonus olarak bir de aile faktörü var. Aile güzel bir şeydir. İşte herkesin bir ailesi olması süper bir şeydir. İki ailesi olması iki kere güzel bir şeydir. O AFS'nin en büyük artılarından bir tanesi. Ama benim için AFS, AFS'li olmak işte o hazırlık yılını bitirdikten sonra başlıyor. Burada bir parantez açacağım. Çok aykırı bir yere gideceğim. Bir soru. Bir insan niye beline bomba bağlar ve kalabalık bir yerde kendini patlatır, havaya uçurur? Pekala. Bir insan niye haftalarca iş yerinden çıktıktan sonra bütün bir gece boyunca biber gazı oley diye bağırır? Bir insan niye savaşın ortasında gönüllü olur, ambulans şoförü olarak gönüllü gider, üzerine silah taşımayı bile reddeder, kendi hayatını riske atar? Veya bir insan niye İzmir'de oturup keyif yapmak varken işte Diyarbakır'da, Bingöl'dü, Batman'da, Siirt'te dolaşıyor veya hafta sonunu niye işte köhne bir otelin toplantı salonuna kapatır, bir şeyler yapmaya çalışır? Benim buna verdiğim cevap değerler. Sahip olduğunuz değerler. Değerler nedir? Değerler insanları mobilize eder. Aynı değerleri taşıdığınız insanlarla bir şeyler yapmak sizi mutlu eder. Değer sahibi olmanın bir bedeli de vardır. Değer aynı zamanda bir bedel ödemektir. Ha, kimi insan için bu canıdır, kimi için özgürlüğüdür, kimi için işte parayla satın alınamayacak en büyük şeylerden bir tanesi zamanıdır ki burada hepinizin verdiği şey de o. Şu anda evinizde hepiniz kanepede oturuyor, televizyon izliyor olabilirdiniz. Bu değerler insanı hayata bağlıyor. Değerler bir araya geldiği zaman misyonları, vizyonları oluşturuyor. O misyonlar, vizyonlar bir araya geliyorlar işte. Strateji oluşturuyorsunuz, yol haritanızı çiziyorsunuz. Bizi buraya bugün toplayan şeyler de ortak değerlerimiz ki zaten şurada hepsi yazıyor, üzerinden geçmeyeceğim çok fazla. Kültürler arası, anlayış kültürler arası, birliktelik vesaire gibi hepsi kültürler arasıyla başlayan. Çok dikkatinizi çekiyorum. Uluslararası değil. Bu bir uluslararası öğrenci değişim programı değildir. Uluslararası bir program değil. Kültürler arası bir program. Bunun bir anlamı var. Buradan bakıp Venezuela'dakinin halini anlamaya çalışırken aynı zamanda başka bir bölgede, başka bir şehirde yan mahallenizdeki oturan adamı da anlamaya çalışmaktır. Ha, bunlar eğer daha önceden başka bir yerde almadıysanız AFS yıllarında, o hazırlık sınıfında size yavaş yavaş verilen şeyler. Siz eğlenmeye gittiğiniz zaman çaktırmadan alınan şeyler. Nüket Hanım burada mı, çıktı mı hala? Onunla bir şeyimiz vardı, benim bir anım var, kendisi hatırlar hatırlamaz bilemiyorum. Yine bir genel seçim öncesiydi ve her zamanki gibi ulan hiçbir partiye oy vermek istemiyorum. Ne o partiye oy vermek istiyorum, ne bu partiye oy vermek istiyorum. Hiçbirisi benim değerlerimi yansıtmıyor diye söylendiğim bir zamandı Türk Kültür Vakfı'nın ofisinin Nişantaşı'nda. Nüket Hanım oradaydı, dinledi beni ve döndü bana dedi ki, ya çok haklısın Tolga. Hani anlıyorum seni. Bir de şöyle bak dedi. Madem hani sen kendin birisine ne yapacağına karar vermemişsin. Şurada şu köşede binlerce, milyonlarca insan var. İşte biz farklıyız. Farklılığımıza saygı gösterin diyorlar. Ve temsil edilmeye çalışıyorlar. Belki onları desteklersen, o senin değerlerine uygun bir hareket olur. Şimdi burada konumuz şey değil tabii, politika yapmak değil, kime oy vermek vermemek de değil. Ama sonuçta değerlerimize sahip çıkmak, onları harekete geçirmek. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Biz bunu gönüllülük adı altında yapıyoruz.
Gönüllünün halk arasındaki tanımı enayiliktir. Karşılığını beklemeden bir şeyler almaktır. Yani karşılığını da bir şey beklemeden bir şeyler vermektir. Biz sürekli olarak onu yapıyoruz. 1999 yılında AFS Gönülleri Derneği kurulduğu zaman da çıkış buradaydı. Burada Türk Kültür Vakfı'nın davetlisiyim ama nasıl da şey değiliz. Karşı organizasyonlar değil, destek birbirine destek veren organizasyonlar. Oradaki heyecanımı anlatamam. Çünkü binlerce insanı mobilize edecektik, bir şeyler yapacaktık. Binlerce gönüllüsü olan bir kurumu mobilize edecektik. Dünyayı değiştirecektik. Gençlik işte. Yıl 2013 oldu. Ben hala doğru olduğumu düşündüğüm değerlere göre hareket etmeye çalışıyorum. Hem iş yaşantımda böyle yapıyorum, hem de özel yaşantımda böyle yapıyorum. Ama genel olarak hani bir kurum olarak yapmamız gereken şeylerden en önemlisi şu değerlere gerçekten sahip çıkmaktır. Bunu web sayfasına koymak veya basılı kağıtlarda bulundurmak hiçbir şey ifade etmez. Söz vardı ya, aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz diye. Bunu bizim aldığımız kararlar, davranışlar, gönüllüye gösterdiğimiz saygı, gönüllü insanlara nasıl desteklediğimiz, nasıl onların arkasında çıkacağımız da önemli. AFS'nin her sabah, AFS'li olarak bizlerin her sabah kalktığımız zaman bir bakmamız gerekiyor. Gönüllülerimize bakmamız gerekiyor. Onları nasıl tuttuğumuza bakmamız gerekiyor. Kaybettiklerimizi niçin kaybettiğimize bakmamız gerekiyor. Ama on binlerce gönüllü potansiyeli olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bir kısmınız daha buna yeni giriyorsunuz. Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Bunu doğru kullanabilmek gerekiyor. Birlikte bir fark yaratmamız, sadece bunun yurt dışına gittim gördüğümden daha fazla bir şey olması gerekiyor. Bunun için birlikte çalışmamız gerekiyor. Hepinizin gönüllü olarak buna el vermesi gerekiyor. Bu sene AFS yurt dışına gidecek olan arkadaşlar, bunları bir kutuya koyun, kaldırın. Şu anda bunları düşünmeyin. Siz eğlenmenize bakın. Döndüğünüz zaman açarsınız kutuyu. Hepinize iyi pazarlar diliyorum.